Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa dünyada orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Sıcak bir gelişme. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuştu. Memurlara, memur emeklilerine 3600 ek gösterge müjdesi verdi. Yılbaşından itibaren düzenlemeler gerçekleştirilecek ve bu hem memurların hem de memur emeklilerimizin maaşlarına, emeklilik ikramiyelerine yansıyacak. Az önce televizyonumuzdan da canlı olarak izledik. Diğer taraftan faizle ilgili net konuştu Cumhurbaşkanı. Bu iktidar faiz arttırmayacak dedi. Pazartesi günleri biliyorsunuz kabine toplantısı yapılıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları bekleniyordu. O mesajlarını verdi ve 3600 ek göstergede hem de belirli memur gruplarını değil tüm memur gruplarını kapsayan hatta memur emeklilerini kapsayan güncelleme açıklandı. Yılbaşından itibaren de hayatımızda olacak. Başlayalım. Fındık'la başlayacağız. Biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi fındık satışı gerçekleştiriyor. 36 ile başladı. 41 liraya yükseltti. Daha sonra fiyat gün itibariyle 44 lirayı buldu. Fındık hasat zamanına yaklaştıkça fındık fiyatı daha da konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin istişare toplantısında fındık fiyatını gündeme getirmiş ve üreticilerin mağdur edilmeyeceği bir fiyatın açıklanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından bugün de Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yeni bir açıklama geldi. Ofis fındık satışı için son rakamını açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisi fındık satış fiyatını yükseltti. TMO Haziran ayından itibaren fındık satış fiyatını 44 TL olarak açıkladı. TMO Mart ayında 39 TL'den Nisan ve Mayıs ayında da 41 TL'den fındık satmıştı. TMO 41 TL'lik fındık satış fiyatını 44 TL olarak güncelledi. Bu fiyat 2022 taban fiyatının açıklanması için alınacak referanslardan biri olacak. Fındık fiyatı yüksek ihtimalle 44 liradan aşağı bir rakamdan açıklanmayacak. Bu yıl TMO taban fiyatının 50 lira ve üzerinde olması bekleniyor. Tabii birçok şeyin fiyatı arttı. İnşallah fındıkta da üreticinin beklediği, fındığın hak ettiği fiyat açıklanır diye temenni ediyoruz. Efendim, AK Parti Kızılcahamam'da 3 günlük kamp yapmıştı. Burada bir dizi istişareler gerçekleştirilmişti. Ordu ile alakalı da bir toplantı yapıldı. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ordu görüşüldü. Ordu masaya yatırıldı. Ordu'da yatırımlar olsun, diğer çalışmalar olsun bunlar masaya yatırıldı. Ve toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ordu ile alakalı bilgileri aktardı. Diğer yandan hatırlatalım, dün yayınlamıştık, ilk haberi biz yapmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine Kızılcahamam kampında fındıkla alakalı konuşmuştu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da bu konuyla alakalı duyuru yapmıştı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın fındıkla ilgili üreticiyi sevindiren fiyatı açıklayacağını, taban fiyatında hasattan önce belli olacağını duyurmuştu. İkili zirvede hem orada konuşuldu hem de fındıkla alakalı güzel bir müjde çıktı. İnşallah üreticiyi memnun eden bir fiyat açıklanır diye bizler de temenni ediyoruz. Devam edelim. Fasa ilçesinde motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Ordu'nun Fassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Ömer Cem Karayiğit'in kullandığı motosiklet Karadeniz sahil yolunda karşıya geçmeye çalışan Beyhan Al'ı çarptı. Kazada Beyhan Al ile motosikletten savrularak düşen Karayiğit yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince Fassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Havaların ısınması, sezonunun gelmesi, kullanımının da artması nedeniyle elimizde bir pat pat kazaları da meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak adres Gürgentepe ilçesiydi.
Havaların ısınmasıyla birlikte patpatlar bahçe işlerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bu da zaten bir ulaşım aracı olarak kullanılan patpatların kaza riskini de arttırdı. Ordu'daki son patpat kazası Gürgentepe ilçesinde meydana geldi. Gürgentepe Bahtiyarlar Mahallesi'nden Muhammed Sevgili patpatıyla bahçeye yuvarlandı. Yok, toprak da gözün içine ya. Patpatın kullanılmaz hale geldiği kaza ucuz atlatıldı. Yaralı Muhammed Sevgili için kaza yerine 112 acil servis ekibi çağrıldı. Yok, toprak da gözün içine ya. Çevredekiler sağlık ekibi gelene kadar Sevgili'nin yanında bekledi. Yok, toprak da gözün içine ya. Muhammed Sevgili hastanede tedavi altına alınırken patpatlardaki tehlike bir kez daha gözler önüne serildi. Efendim, hatırlarsınız, özellikle yaşlı vatandaşlarımız raporlu ilaçlar alıyor. Pandemi döneminde de doktorun yazması gerekmeden bu ilaçlar eczanelerden alınabiliyordu. Fakat pandemiden sonra pandeminin etkisini yitirmesiyle birlikte bu düzen değişti. Yine doktorların yazması gerekiyordu. Hal böyle olunca da bayağı bir karmaşıklık oldu. Bu süre ilaçların doktora yazdırılmadan eczanelerden alınabileceği sürede Temmuz ayına kadar uzatıldı. Türkiye, koronavirüsün getirdiği alışkanlıkları yavaş yavaş terk ediyor. Pandemi döneminde raporlu ilacı olanlar, ilaçlarının bitiminde yeniden doktora yazdırmaya gerek duymadan ilaçlarını eczanelerden alabiliyorlardı. Pandemi sürecinin sona ermesiyle birlikte bu süreçte eskiye dönülmüş ve ilacın raporu olsa dahi bitiminde doktora yazılmadan ilaç alınamıyordu. Yaklaşık bir hafta devam eden uygulama yeniden pandemi dönemindeki gibi oldu. Raporu olan ilaçlar Temmuz ayına kadar doktora yazdırılmadan eczanelerden alınabilecek. İşte raporlar yine yıl sonuna kadar uzatıldı. Haziran itibariyle bitmişti. Şimdi tekrar başladı. 1 Temmuz'a kadar biz tekrar sağlık ocaklarında, işte aile hekimlerine gitmeden tekrar gelip bizden alabilecekler. Temmuz'dan sonra tekrar eskiye dönecek. Tekrar gidip reçete yazdırılacak. O şekilde gelip eczaneden temin edebilecekler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin Ordu İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu İl Başkanlığı'nda basın açıklaması düzenledi. Torun'un gündeminde fındık vardı. Girdilerin her geçen gün arttığını belirtti. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'ya geldiğinde fındıkla alakalı açıklamalarda bulunacağız dedi. Girdiler her geçen gün artıyor. Bakıldığında gübre %400, mazot %300, zira ilaç %200 arttı. İşçilik ücretleri kat be kat arttı. İnşallah Sayın Genel Başkanımız geldiğinde de mutlaka fındıkla ilgili bir açıklama yapacak ve üreticimizin de mutlaka yüreğine su serpecek. Biliyorsunuz geçmişte yaptığımız açıklamalar gerçekten çok belirleyici oldu. Geçmişte fındığa verdiğimiz destek Sayın Milletvekilimle birlikte gerçekten çok etkili oldu. Bugün hiç değilse belli oranda üreticimiz bir fındıkta gelir elde edebiliyorsa burada o verilen mücadelenin sonucudur değerli arkadaşlar. Torun fındıkla ilgili meclise önerge sunacaklarını da sözlerine ekledi. Yarın da bir önergemiz var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde fındıkla ilgili. O da gündeme alınacak ve fındıkla ilgili çok önemli olan açıklamalarımızı ve tespitlerimizi de iletmiş olacağız. Torun, iktidarımızda kaynakları doğru kullanarak tüm sorunları çözeceğiz dedi. İnanıyoruz ki liyakatle, adaletle, demokrasiden ayrılmadan ve vatandaşlarımızı hiçbir şekilde ötekileştirmeden kaynakları doğru yerde kullandığımızda bu sorunları da çözeceğiz. Örnekle belediyelerimiz kaynakları yerinde kullanıyorlar, her bir kuruşu yerinde harcıyorlar ve tıkır tıkır da çalışıyorlar, sorunları çözüyorlar. İnanıyorum ki gelecek güzel olacak, o da hep birlikte olacak. Geliyor, gelmekte olan diyorum. Çok teşekkür ederim.
Fındık hasat zamanına kısa bir süre kaldı. Peki fındık bahçelerinde tablo nasıl? Fındık diyarı Ordu'da geri sayım başladı. Ordu'nun temel geçim kaynağı olan fındıkta geçtiğimiz haftalarda çotanaklar belli olmaya başlamıştı. Yavaş yavaş büyüyen çotanaklar bir hafta içerisinde önemli bir gelişme gösterdi. Sahil ve orta kesimde oldukça gelişen çotanaklar neredeyse toplanacak büyüklüğe ulaştı. İç kabuğunu da oluşturmaya başlayan çotanaklar artık dallarda bir bir sayılmaya başlandı. Haziran ilk haftasının geride kaldığı bu günlerde hasata yaklaşık 55 gün kaldı. Artık geri sayıma başlayan üreticiler gün saymaya başladı. Bu yıl fındık rekoltesini merak eden üreticiler de dallarda oluşan çotanakların durumuna göre bir çıkarım yapmaya başladı. Dalda görünen çotanakların hasat zamanına kadar kalmasını ümit eden fındık üreticileri 2022 hasadını dört gözle beklemeye başladı. Bu yıl sahil kesimlerde fındık hasadının 25 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, Çevre Haftası münasebetiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'i ziyaret etti. Ordu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Güler, Dünya Çevre Günü'nü ve Türkiye Çevre Haftası'nı kutlayarak bu anlamlı günün bütün dünyada çevre konusundaki bilincin artmasına vesile olması temennisinde bulundu. Çevre son derece duyarlı bir faaliyetler zincirini sürdürüyoruz. Ordu'da da yeşil ekonomiyi başlattık. Türkiye'de ilk defa yeşil ekonomiyi, bu hem tarım, hem çevre, hem su, hem hava, hem deniz, hepsi beraber. Dolayısıyla buradaki en önemli konulardan bir tanesi de tabii ki atıklar. Atıkların içinde biz zaten değerli arkadaşlarımızın da katkılarıyla elektrik üretiyoruz. Ordu için yeni bir müjde duyuran Başkan Güler, fındık atıklarından hayvan yemi üretiyoruz. Projenin uygulanmasıyla birlikte 150 milyon liralık bir kazanç elde edeceğiz dedi. Bu arada bir yeni haberi de sizlere iletmek istiyorum. Tabii bu da fındık atıklarından, kapsülünden. Şimdi biz yeni bir ürün elde ettik. O da hayvan yemi konusu. Bunu belki ilk defa duyuyorsunuz. Burada büyük bir kazanç elde ettik. Bunun uygulanmasıyla ispat ediyoruz ki aşağı yukarı 150 milyon liralık bir gelirimiz söz konusu olacak. Bunu hayvan yemi olarak analizini yaptık. Hem besin değerini hem hayvanlara verilmesinin etütlerini yaptık. 1 ila 7 Haziran tarihleri arasında sıfır atık temasıyla kutlanacağını ifade eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk ise şunları söyledi. Bu kapsamda sıfır atık konusunun temasını işleyeceğiz Sayın Bakanım. Onun için bu konuda tüm paydaşlarımızın, özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimlerimizin başta olmak üzere SDK'larımızın hassasiyetini bekliyoruz. Ordu'ya uzun bir süreden sonra İranlı turistler ve turizm acenteleri geldi. Yaz turizm sezonu başladı. Yerli ve yabancı turistler doğa güzellikleriyle büyüleyen Ordu'ya ziyaret gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Karadeniz turuna çıkan İranlı kafile Ordu'ya geldi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak tarafından karşılanan kafile Boztepe'ye çıktı. İranlı turizm acente yetkilileri ve turistler Ordu'ya hayran kaldıklarını söyledi. Biz senelerdir Türkiye'ye tur yapıyoruz. Özellikle karayolları tur yapıyoruz. Batı ve Doğu Karadeniz turları. Biz Batı Karadeniz için çoğu TÜYAP'la geldik. İş adamlarını getirdik. Ama sonra biz kültür turlarına da karar verdik. Çünkü çok güzel gördük buraları. Havası, doğası çok güzel. Havası güzel. Yani bu eşsiz, bence çok eşsiz. Yani ben sadece bizim fikrimiz değil bu. Misafirlerin tümünün fikri. Yani çok eşsiz bir doğaya sahip Batı Karadeniz. Sizin kültür müdürünüz bizimle çok iyi ilgilendiler. Bizi çok, nasıl söyleyeyim, yani bize çok pozitif enerji verdiler buraya gelmek için. İki haftadan bir, üç haftadan bir program yapmayı düşünüyoruz. Şimdi Ordu'da ilk defa bulunuyorum. Samsun'u gördük. Dün ve evvelki gün Samsun'daydık. Samsun'un etrafında Sinop'u gezdik. Tüm doğa
manzaralarını gördük. Çok keyifli bir günümüz oldu. Ben dizilerden daha önce seyretmiştim. Kuzey Yıldızı dizisini burada çekimlerini yapmışlardır. Onun için orada teleferik vardı, işte iskele vardı, gemiler falan. Bir güzel bir şehir, temiz bir şehir. İyi, çok güzel, çok doğal bir şehir. Sahili çok güzel, doğalları çok güzel. Ben çok memnun, misafirler de çok memnun. Biz Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon, Samsun, Sinop'a gelmiştik ama Ordu'ya ilk defa geliyoruz ama çok güzel. Daha önce Karadeniz turu çok yaptık. Karadeniz'in bir sürü şehrini gezdik. Ordu'ya ilk kez geliyorum, burada kalacağım. Gerçekten çok pozitif bir şehir, yemyeşil bir şehir. Hele kalabalık bir şehirden farklı, işte İstanbul gibi bir yerden buraya uçakla direkt gelebiliyoruz. Bu çok güzel bir imkan. Herkese tavsiye ederim burada. Ve sizin şehrinizi İranlılara, bizim kendi ülkemize de daha fazla tanıtmak istiyoruz. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. İranlı turistler gezi programı kapsamında Ordu'nun doğal güzelliklerini ziyaret edecek. Ünye'de Rahvan at yarışları geniş katılımla gerçekleştirildi. Atlarımızı da buraya alalım lütfen. Ünye Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun ortak düzenlediği Rahvan At Yarışları, Ünye Belediyesi Binicilik Tesislerinde geniş katılımla gerçekleştirildi. 12 kategoride gerçekleştirilen yarışları yüzlerce yarışsever izlerken, at yarışı tutkunlarının buluşma noktası yine binicilik tesisleri oldu. Kırmızı da 3 bozuk oldun. Önde giden atımızın bir bozuğu. Önde giden. Yarış severler heyecanlı geçen yarışları büyük bir coşkuyla takip etti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı burada yaptığı konuşmada atasporumuzu yaşatma noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz dedi. Pandeminin sona ermesiyle birlikte bugün coşkulu bir şekilde atlarımızın hem yarışlarını izledik hem de bu organizasyona ciddi anlamda destek vermiş oldunuz. Öncelikle sağ olun, var olun. Tabii bu süreçte bu organizasyonun gerçekleşmesi noktasında Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanımız ve aynı zamanda atlarımızın çok kıymetli sahipleri ve katılımlarıyla değerli hemşerilerimiz, sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan Kaymakam Ayhan Işıksa, bizlere bu heyecanı yaşatan belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Bizlere bu heyecanı yaşatan Ünye Belediye'mize ve bu organizasyonda katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara ayrıca teşekkür ediyorum. Geleceğe girenleri tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hüseyin Tavlı Beyefendi takdim ediyor. Minikay, Deste. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Ağızlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yürütülen çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler'e teşekkür ederken Krantam Kültür ve Cemevi'nin beton yola kavuşması münasebetiyle de Ordu Valisi Tuncay Sonel'e teşekkür etti. Kürgentepe ilçesi Ağızlar Mahallesi'ndeki mezarlıkta Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma gerçekleştiriliyor. Mezarlığın etrafı taş duvarlarla çevriliyor. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, mezarlığı ziyaret ederek çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmigüler'e teşekkür etti. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda Ağızlar Mahallemizin mezarlığının etrafı taş duvarla çevrilmekte. Birçok mezarlığımızın eğer taş duvar gerekli olan yerlerine taş duvar, tel ve beton kazıkla yapılan ve kurtaran yerlerde beton kazıkla, telle çevrilmesi yapılıyor. Bundan dolayı biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kendisine müracaatımızda bu Ağızlar Mahallemizin bu önemli
ve bütün bayramlarda ve Arafa günlerinde gerçekten çok yoğun kalabalık olan bu mezarlığımıza bu hizmeti verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Adım adım inşallah hem mezarlıklarımız, birçok mezarlığımızın da yine etrafı yapıldı. Adım adım inşallah Gürgentepe'miz hem mahallesi hem merkezi itibariyle güzelleşiyor. Başkan Şahin, mahalledeki Kıran Tam Kültür ve Cemevi'nin beton yola kavuşmasını sağlayan Ordu Valisi Tuncay Sonel'e de teşekkür etti. Bir cemevimizin, mahallemizin daha yanı var, Ağızlar Mahallemizin diğer bir semti olan oranın da etrafına beton atıldı. Bundan dolayı da Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Oranın betonunu sağladı. Biz de altyapı çalışmalarını yapıp betonunu döktürdük. Bu da bir güzellik oldu, bir kazanım oldu. Diğer mahallelerimizde de bu şekilde çalışmalar devam ediyor. Altınolu Belediyesi gençler için bir etkinliğe daha imza atıyor. 9 Haziran Perşembe akşamı Sefo, biliyorsunuz ünlü sanatçı, Ordu'ya gelecek ve ücretsiz konserle hayranlarıyla, sanatseverlerle, müzikseverlerle buluşacak. Bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok başarılı etkinlikle vatandaşların beğenisini kazanan Altınordu Belediyesi bu defa 9 Haziran akşamı gerçekleşecek ücretsiz Sefo konseriyle on binleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Özellikle gençler arasında önemli bir hayran kitlesine sahip olan sanatçının konseri şimdiden heyecan yarattı. Çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımın beklendiği Sefo konseri 9 Haziran Perşembe akşamı Altınordu şehir merkezinde bulunan 19 Eylül Stadyumunda saat 19'da başlayacak. Bilmem mi, affettim, tutsak gibi şarkılarla adından söz ettiren ünlü rapçi Sefo, konserde sevilen eserleriyle Altınordululara unutamayacakları bir yaz akşamı yaşatacak. Altınordu'nun bir kültür ve sanat şehri olmasının yanı sıra aynı zamanda bir gençlik şehri de olduğunu dile getiren Başkan Aşkın Tören, 7'den 70'e tüm halkımızı 9 Haziran Perşembe akşamı şehrimizin ortak coşkularının ve heyecanlarının mekanı 19 Eylül Stadyumuna bekliyoruz sözleriyle vatandaşları konserde buluşmaya davet etti. Efendim, şimdi Ordu'da yaşıyoruz. Dışarıdan farklı bir ilden misafiriniz geldi. Nereye götürürsünüz? Ordu'da ilk misafirinizi götürecek olduğunuz yer neresi olur? Ordululara sorduk. Ordu hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi eserleriyle görülmeye değer bir şehir. Peki Ordulular, onlara bir misafir geldiğinde onları Ordu'da ilk nereye götürürler? Gelin birlikte soralım. Ordu'ya Ordulu olmayan bir misafiriniz gelmiş olsa onu Ordu'da ilk nereye götürürdünüz? Bozdebe'ye götürdüm. Ondan sonra da daha başarılı değer şehir isterse Peşeme Yaylası'na götürürdüm. Ya, ilk nereye götürürüm? Yosunburnu'nu falan gezdirmeye götürürdüm ya. Yani Kurul Kalesi falan. Boztepe olur mesela. Yosunburnu olur. Tabii Ordu'nun gidilecek, görülecek çok yerleri var. Bu anlamda Ordu'nun geçmişi de var, güzellikleri de var, yeşillikleri de var. Boztepe'ye götürürdüm. Karabuluk Şelalesi'ne götürürdüm. Yani istediği her yere götürürüm. Yeter ki gezmek istesin. Nereye? Boztepe'ye çıkarırım. Deniz sahil kenarı. Oralara gezeriz yani. Piknik yerlerine gideriz. Sahilde Çamlıklara gideriz. Ulugöl'e giderim. Gölköy Ulugöl'e. Orası çok güzeldir. Perşembe Yaylası, Ulugöl, Boztepe. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Keyfalan Yaylası mesela. Yeşilce. Buralar çok güzel bir yer. Öyle bir yerleri tavsiye ederim. Boztepe'ye. Çambaşı'na. Boztepe'ye götürdüm. Yaylaya götürdüm. Ben Boztepe'ye götürürüm, Perşembe'ye götürürüm. Taşbaşı'nı gezdirmek isterim ona. Sahilimi zaten herkes biliyor, orayı gezdiririm, bu kadar. Ulugöl var mesela, görülmeye değer bir yer. Çambaşı yaylamız, örneğin Perşembe yaylamız. Ayrıca milletimiz misafirperverdir. Nitekim geliyor da misafirlerimiz. Misafir çok başka bir şeydir. Ordu'da fındığın verimini ve kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan Bahçe Okulu eğitim projesi tüm hızıyla devam ediyor. Farklı kaynaklardan
sağladığımız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinin başında gelen fındıkta verim ve kalitenin artırılması için yaklaşık bir hafta önce bahçe okul eğitimi projesi başlattı. Proje kapsamında ilçe ilçe gezen uzman ekipler bahçede üretilen fındıkta biyolojik, kültürel ve kimyasal mücadelenin yanı sıra yeraltı suları ve çevrenin de korunarak tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik eğitimler veriyor. Diyor ki Sayın Müdürüm, burayı evet. Sıfır topraktan evet. kesmek demek oluyor. Bunu zeminden keseceğiz. İyi. Bak şurada da görünmeyen formun yaptığı zarar var. Eğitimlerin 15 Eylül'e kadar tamamlanması hedefleniyor. Altınordu ilçesine bağlı Kızılhisar Mahallesi'ndeki eğitime katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz yürütülen çalışmayla ilgili bilgi verdi. Biz fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda çok sayıda proje uyguladık ve şu an ilimizde dekardan 250-300 kilogram verim alınan bahçelerimiz var. Hatta sulama yaptığımız bahçelerde bu verimimiz 400 kilogramlara kadar ulaştı. Tabii biz yapılan bu, uygulanan bu projelere her gün bir yenisini eklemek suretiyle de eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarımız her geçen gün artarak devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de fındıkla entegre mücadele çiftçi bahçe okulu projesi. Bu proje kapsamında üreticilerimize entegre mücadeleyi benimsetmeye çalışıyoruz. Sadece kimyasal mücadeleyi değil, kimyasal mücadeleyle birlikte kültürel mücadelenin de uygulanmasını ve öncelikli olarak kültürel mücadele yöntemlerinin kullanılmasını ve mücadelede en son kimyasal mücadeleye başvurulması gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda özellikle ilimizde fındıkta zarar yapan kozalak akarına karşı öncelikli olarak mekanik mücadelenin yapılmasını, yapraksız dönemde toplanan kozalakların fındığın dibine bırakılmak suretiyle mücadelenin gerçekleştirilmesini, daha sonraki dönemde bahçede yoğunluğa bağlı olarak da Mayıs ayı içerisinde gerektiğinde kimyasal mücadele yapılmasını üreticilerimize öğretmeye çalışıyoruz. İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Rölyef kursunun yıl sonu sergisi bugün törenle açıldı. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Rölyef kursunun yıl sonu sergisi açıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Altınordu İlçe Milliyeti Müdürü Onur Bekgürek ve çok sayıda davetli katıldı. Müdür Toparlak, Kültür Merkezi'nin kapılarının sanata her zaman açık olduğunu söyledi. Düzenli olarak kursiyer arkadaşlarımız kurslara katıldılar. Sizin de şimdi izleyeceğiniz üzere maharetli ellerinden çok güzel eserler ortaya koydular. Öncelikle sizlerin huzurlarında hepsine teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, gönüllerine sağlık. Kültür Merkezi burada olduğu sürece size sonuna kadar kapılarını açmış durumda. Her zaman her türlü öneriye, projeye açığız. Konuşmanın ardından Rölyef Kursu eğitmeni Gülay Gündoğdu Celep'e teşekkür belgesi takdim edildi. Protokol tarafından serginin açılış kurdelesi kesildi. Davetliler sergideki birbirinden güzel kağıt rölyef eserlerini inceleyerek bilgiler aldı. Dün akşam Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde solistler geçidi vardı. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konser düzenledi. Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatseverler bir araya geldi. Şef Engin Candan yönetimindeki konsere katılım da oldukça yoğun oldu. Sanat koroları, Faslı Dil Türk Musikisi, topluluğu solistler geçidi konseriyle adeta kulakların pası silindi. Başkasın söylemem.
birbirinden güzel seslerin seslendirdiği eserlerle sanatseverler unutamayacakları bir akşam yaşadı. Günün fotoğrafıyla veda edeceğiz. Ordumuzdan güzel bir kareye, güzel bir mimari ile birlikte yanılmıyorsam Gürgentepe ilçemize gittiğinizde oradaki tepede bu mimariyi görüp burada da oturup vakit geçirebilirsiniz. Bu akşamlık bu kadar diyelim. Yarın akşam aynı saatte saat 18.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.